Tencerenin dibine tavuk parçalarını yerleştirdikten sonra üzerlerine kereviz, havuç, soğan, sarımsak, maydanoz, top karabiber, top kırmızı biber ve de defne yaprağı parçalarını yerleştiriyorum. Üzerine bol miktarda su koyduktan sonra altını iyice açıyorum. Kaynama noktasına geldikten sonra kısığa alıp 1 ila 1,5 saat daha pişmelerine izin veriyorum. Hoş geldiniz. Bugün ev yapımı tavuk suyu yapacağız. Ev yapımı de kaldı ağzım. Tavuk suyu yapacağız. Zaten balık suyu, et suyu yaptık, sebze suyu da yaptık. Eksiğimiz buydu. İçimize de dert olmuştu. Dedik bugün tavuk günüdür. Yapalım. Tavuk suyunu ben tam tavuktan yapmaya karar verdim. Farklı farklı tarifler çıkacaktır karşınıza. Neden olmasın? Butlar, yok işte derilisi, derisizi, o parçası, bu parçası. Her yerinin farklı dokusu olduğu için tavuk suyuna katkısı da farklı oluyor gibi bir düşünceden hareketle ben tavuğun bütününü kullanmaya karar verdim. Kolaylık açısından 6 parçaya böldüm. Organik tavuk kullandım. Hani bu işte tavukla ilgili son zamanlarda duyduğumuz bir sürü sıkıntılı şeyden dolayı. Tavuğu... Ben tencerenin altını yakmıştım kolay olsun diye. O yüzden biraz çısırdama sesi geliyor olabilir. Tavuğu iyice yerleştirdim. Ondan sonra üstüne bakın elimde neler var. Bu taze kekik. Bu top kırmızı biber. Bu top karabiber. 4 tane sarımsak. Evet, hemen arkasından irice doğradığım havuçlar. Hop, bu da güzel. Maydanoz. Biraz saplarını da katarak. Bu da harika. Kereviz sapı. Tepelerini attım. Hiç uğraşmadan, fazla da vakit kaybetmeden atıyorum. Tavuk deyince bu aralar devamlı aklıma düşen bir fıkra var. Bunu size anlatmadan geçemeyeceğim. İki tavuk görüyorsunuz. Birinci galiba Yiğit Özgür bu arada. Sanırım yaratıcısına da buradan selam edelim. Böyle tatlı zekalı ve hayranız. Defne yaprağı bu arada kırıp atıyorum. İki tavuk telefondalar. Bir hattın içinde biri erkek biri kadın. Erkek olan diyor, horoz herhalde neyse. Diyor ki sevgilim seni çok özledim, üstünde ne var? Öbürü de üstünde ne mi var? Biraz beşamel sos, biraz tuz, karabiber. Bir sonraki karede çabuk çık oradan şapşal diye öbürünü görüyorsunuz. Çok güldüm, sinirlerim bozuldu. O yüzden kim ne dese bu aralar bu fıkrayı anlatmak için vesile buluyorum. Biri 5 diyor mesela. 5 mi? Ay aklıma geldi beşamel sos 5'ten. Size bir fıkra anlatacağım falan diye bu aralar böyle. Tavuk. Tavuk da tabii deyince haliyle hemencecik bu fıkranın yeri geldi. Ne var üstünde deyince? Biraz sos, biraz beşamel sos, tuz, karabiber falan. Ay. Kocaman bıçakları alıyorum, alıyorum kendime. Ondan sonra en basit işi beceremiyorum. Siz daha güzel, eminim daha zarif bir şekilde soymuş olursunuz soğanı. Sadece şu sertçe olacak kabuklarından kurtulmak derdindeyim. Başka bir derdim yok. Tamam, ondan sonra hop hop kocaman kocaman kestik mi? İşimizi görür. Evet, gördüğünüz gibi bütün baharatları attık içine. Şimdi benim okuduğum bazı yerlerde koyduğunuz tavuk miktarının yaklaşık olarak iki katı su deniyor. İşte burada 1,5 kiloluk bir tavuk var. Demek ki 3-3,5 litre su bizim işimizi görmeli gibi. Harika. Sonuna doğru gerekirse biraz daha ekleriz. Şimdi kapağı açık şekilde, yani üstünü kapatmadan tencerenin, bunu bir şöyle fokurdatacağız. Ondan sonra kısağa düşüreceğiz.
Herhalde bir saat içerisinde. Burada da çok farklı şeyler var. Yani 50 dakikayla başlayıp 4 saate kadar götüren var. Biraz artık sizin gününüzün yoğunluğuna bağlı, durumunuza bağlı, ne kadar acil ihtiyacınız olduğuna bağlı. Ben herhalde 1 saat, 1,5 saat bırakırım. Ondan sonra da süzerim. Bir defa yetmiyorsa, istediğiniz kadar billur, altın rengindeki tavuk suyu çıkmamışsa ikinci defa, üçüncü defa süzün. Seduş hep bunun hatırlatmasını yapar. Ben de yapayım. Tuz koymadım hiç. Tuzunu kullanacağınız ana yemeğiniz neyse onu pişirirken ayarlarsınız. İnşallah siz de seversiniz. Elinizin altında buzluğunuzda her daim bulunsun. Pilavlarınız, yemekleriniz, çorbalarınız ne isterse afiyetle yiyin efendim. Başka bir elinizin altında tarifiyle yakında görüşürüz inşallah. İnşallah İki Anne Bir Mutfak'ta hep buradayız. Yorumlarınızı yazın, abone olun. Olsunlar Limi Cookie, olsunlar tabii. Abone olun, bize yazın, tariflerinizi paylaşın, sorularınızı sorun. İletişimi koparmayalım lütfen. Görüşmek üzere.